Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler stüdyomuza da giriş yaptılar. 15'te sensin. Kimi alacaklar? Tek kişi mi alacaklar? Tek kişi mi? Seni alacaklar. Alacaklar tabii. Şimdi yalnız şu anda bambaşka bir şey söylüyorsunuz siz. Yatmaması lazımdı diye. Bu da yeni çıktı. Yatıran Süheyla mı, Niyazi mi yatırttıran? Hayır ya. Onu, avukat Onur Yavaş ya. Onur Yavaş. Onur kimin avukatı? Hasan'ın avukatı. Hasan'ın avukatı. Süheyla buldu. Onu oraya o yaptı. Ha, başta, Hasan bile bile mi? Hasan bile bile mi o avukat? Bile bile mi Hasan'ın kaybolduğunu parayı yatırttırdı? Aha, tabii canım. Evet. Biz bunu başta da söyledik geçen program buraya geldiğimizde. En başta geldiğimizde zaten söyledik. Tamam bunu da yani siz istediniz diye Süheyla yaptırdı. Süheyla da sen zorla parayı çektin. Hayır, hayır ya hayır, ben seni söyledim. Kendi kendine. Hayır ben... bunlar para harcadı. Hasan'ı hastaneye götürdüler, avukat para harcadı. Bunların amacı içinden kendi paralarını almak. Heh, çünkü bizim paramız yok. Biz onları karşılayamayacağız yani masraflarını. Anladım. Bu yüzden de böyle bir şey yaptılar. Hayatım nereden geliyorlar? Seni de uğurlayalım o zaman. Sen de git biraz ne yapalım derdini. Keşke böyle tamam olmasaydın. Mi? Arkalarında Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de varmış. Sağlık kontrolünü onlar götürecekmiş. Teşekkür ediyorum ben de. Emniyet mensuplarına. Malumun ilanı. Bunun daha o gün yapılması lazımdı. O gün. Bu o günün işiydi aslına bakacak olursanız yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Hayır niye oldu ki şimdi bu anlamadım yani. Hırsız mı? Sonuçta evet. İsteyerek çekmedi sana ki Müge Hanım. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet hırsızlık. Bunun adı hırsızlık ama arkadaşlar. Ama tehditle yaptırıldı. Tamam. Tehditle gidip jandarmaya söyleyecektiniz daha ilk gün paradan. Sen de yanındasın. Sen de kocanın bunu yapmasına müsaade ediyorsun. Bir kadının da görevi nedir? Biz kadınlar ne yaparız? Kocamıza kahveye gitme, kumar oynama. Şeye. Hırsızlık yapma, kötülük yapma. Bir kadının da görevi bu değil seni midir? Seni götürdüler kızım. Sen diyorsun ki kocana git ama kartını kendi telefon şeyine taksın. Böyle eşlik olmaz ki. Müge Hanım. Süheyla Hanım dedi ki Hasan ölse bile ölüsünü tanımayın. Neden dedim? Çünkü parası yatacak biz de parasını alacağız. Biz de dedik ki ne demek ölse tanımayacağız ya o bizim kardeşimiz. Bunlar hemen yakamıza yapıştılar. Ben ölse tabii ki söyleyeceğim dedim. Söyleyeceğiz yani dedim. Bunlar hemen acele zaten para yatmak üzereydi bugün yarın. Bunlar işlemi hızlandırdılar parayı yatırdılar. Üstlerine düşeni de aldılar. Biz istemedik yani böyle bir şey. Kendileri yaptılar. Sonuçta bunu yapan biri avukat, biri de sigortacı. Biz cahil insanlarız. Niyazi Bey batağa battıkça... Vallahi hayatım telefon şeyinin nasıl aklına geliyor? Tamam telefon... benim bir takım hatalarım var. Ben kabul ediyorum hatamı ama... bunun esas olayın başlangıcı Niyazi Demiröz'dür. Kardeşinizin kalbiyle bir alakası var mı? Kardeşimin kaybıyla alakası olup olmayacağını onunla alakalı bir bilgim yok. Niyazi Demiröz sizin isminizi veriyor ama sorguda. Ne şu adam yakalarsa... Çocuğumu benim çocuğum görmüş mü? Neyse polis memuru arkadaşlarımızı da sıkıntıya sokmayalım. Teşekkür ediyorum. Tamam, o da artık mi? İfadesini verecek. Boğacan da hayatım ama siz giriyorsunuz. Kendi isteğiyle hiçbir şey yapmadı. Yemin ediyorum iki evladımın üstüne yemin ederim ya yapmadı ya. Ya ne kardeşini öldürdün ne parasından 1 lira para yedik Müge Hanım lütfen ya. Ama bana ne yaptı tehditle ben miyim? Tehditle yaptı tehditle her şeyi götürdüler ya. Ben mi tutuklayıp götürdüm ben ne yapabilirim? Tamam bunları araştırırlar. Gidecek anlatacak. Şimdi tamam biz zaten söyledik hepsini niye şimdi çıkarsa... götürüyorsunuz ki? Bu bizle ilgili değil. Benle ne alakası var? Niyazi'yi de ben mi al dedim? Hayır Niyazi, tamam da Niyazi yani açıkladık bizim Niyazi de suçumuz sadece bankadan parayı çekmek. Bu da o aslında da... o gün ihbar kabul edilmesi lazımdı. Bir adam kayıp 3,5 yıl. Adam diyor ki Süheyla ile Hüseyin öldürdüklerini söyledi. Hüseyin de diyor ki ben de gittim kardeşimin bankadaki parasını usulsüzce çektim. Telefondan beni aradılar. Ben Hasan gibi konuştum. Bunları senin kocan anlatmadı mı? Evet. Bunların hepsi suç arkadaşlar kusura bakmayın. Cahil insanlıkla bunun alakası yok. Cahil insan telefon... şeyini değiştir, başımıza iş açılmasın diyecek kadar cahil değilsiniz de
bankadan birinin adını kullanarak Hasan'mış gibi yapıp para çekerken bunun suç olduğunu anlamayacak kadar cahil misiniz? Değiliz ama bizi dedim ya mecbur bıraktılar. Kendi düşenleri harcadıkları parayı alabilmek için. O seni hiç bağlayacak bir şey değildi. O para çıktığı zaman anlaşma öyle yapılır. Sen bununla ilgili avukatlığı yaparsın, ben parayı alırım. Parayı aldığım zaman da içinden alırım dersin. Öyle yaptılar zaten. Beyefendi kayıpsa gayiplik çıkar. Ondan sonra o para yatırılır. Yine size kalacaktı o para. Ya bir para buçuk yıl sonra size kalacaktı. Kalmasın. Biz para istemiyoruz Müge Hanım.